Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Ardahan Milletvekili Sayın Orhan Atalay. Buyurunuz Sayın Atalay. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Öncelikle COVID-19 salgınında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalara da acil şifalar diliyorum. Değerli arkadaşlar, bugün yüksek öğretim kurumlarımızın ihtiyaç duydukları bazı düzenlemeleri içeren bir kanun teklifi üzerine söz almış bulunuyorum. Sizi saygıyla selamlıyorum. Elbette ki insanın sahip olduğu en ulvi değer akıl olunca, akıl yürütmenin amacı olan bilgiye ve özellikle doğru bilgiye ulaşma çabası da insan için son derece insani kimliğini ve haliyle üstünlüğünü oluşturan en değerli eylemi olarak tanımlanır. Tarihsel süreçlere baktığımızda ise insanın doğru bilgiye ulaşma çabası gerçekten hiç kolay olmamıştır. Sonuçlarını yaşayanların hayatlarını kolaylaştırmıştır ama o bilginin özneleri için o çaba kim bilir nice trajedilerle yoğrulmuş, nice acılarla yoğrulmuş, nice zorluklardan sonra aşılmıştır. Çünkü doğrunun, hakikatin izini sürmek birçok asli fedakarlığı gerektirmiştir. Hele hele insanın doğru bilgiyi özgürce dile getirmesi, onu savunması, onu yayması gibi bir yolu seçmesi çoğu zaman kendisini diri diri yakılmaya, dar ağaçlarında sallanmaya, hücrelerde çürümeye veya en hafifiyle itibar suikastlarına konu kılmıştır. Bu türden trajedilerin hikayesi açılınca hafızamıza ilk gelen örnekler genellikle Batı dünyasında ve Engizisyon mahkemeleri şeklinde ifade edilir. Ne yazık ki bu tarz trajedilere konu olmuş nice din, bilim, düşünce, sanat ve edebiyat adamları biliriz ki onların yaşadıkları dilhun hikayelerinden çok çok azını duymuşuz. Hakkında ya hiç veya çok az şey bildiğimiz kısmında ise kim bilir ne vahşetler, ne vahşilikler yaşanmıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Bu girişi sunuşunun için yapma gereği duydum. İnsanlığın kendisinden faydalandığı bilim ve düşüncenin öncü atölyeleri olan üniversitelerin tarihine baktığımızda farklı zamanlarda, farklı coğrafyalarda ve farklı kültürel iklimlerde ortaya çıkan bilimsel büyük atılımların yapıldığını görüyoruz. Detaylarda farklı tasnifler ve yorumlar yapılmış olsa bile medeniyet tarihçilerimiz bu büyük bilimsel atılımların yapıldığı dönemleri genellikle üç dönem olarak tanımlarlar. Birincisi antik Yunan dönemidir ki milattan önce 3. ve 4. yüzyılları kapsar. Bu dönemde Platon'un Atina'nın dışında kendisine ait akademiya denilen arazide bir grup insanla felsefe, düşünce, edebiyat, sanat ve ilahiyat üzerine yaptığı konuşmalarla başlamış. 3 asır sürmüş. Bizim bildiğimiz Sokrates, Aristo, Eflatun gibi isimler bu dönemde yetişmişlerdir. İkinci büyük bilimsel atılımların yapıldığı ikinci evre milattan sonra 8. yüzyıl ile 13. yüzyıllar arası Bağdat ve Endülüs gibi ışık kentlerin merkezinde 5 asır devam etmiş olan dönemlerdir. Kindi, Farabi, İbn Sina, Gazali, İbn Rüşd gibi dahilerin zuhur ettikleri çağlar bu döneme tekabül eder. 3. atılım dönemi ise son 3 asırdır Batı tarafından gerçekleştirilmiştir. Hepimizin bildiği gibi Batı'da 12. yüzyılın sonlarından itibaren Paris Üniversitesi ile başlayıp Oxford'la devam eden üniversite süreci ne yazık ki kilisenin aşırı baskısından bir türlü kurtulamamış. Özellikle Aristoteles'in ve onun Müslüman şarihlerinin tercümelerine bolca rastladığımız Paris Üniversitesi'nin sanat fakültesindeki kürsüler bağımsız bilim ve düşünce anlayışının en canlı temsilcileri olan İbn Rüşdçülerin eline geçince İspanya ve İtalya'dan başlayıp
kuzeye doğru sayıları hızla artan enjüksiyon mahkemelerinin ortaya çıkışına tanık oluyoruz. Ve o mahkemelerde hakikatlere nice kalemler kırılmış. Sonra karanlık çağlar dönemi başladı. Batı, bilim, düşünce ve inançlara özgürlük için tam 6 asırlık hem de trajedilerle dolu, çok sancılı, kanlı bir dönemi beklemek zorunda kaldı. Peki, bilimin, düşüncenin, sanatın, edebiyatın, hatta ilahiyatın, yani üniversitenin büyük atılımlar yaptığı bu dönemleri diğerlerinden farklı kılan neydi? Böyle bir soru sorduğumuzda karşımıza çıkan cevap, imkandan başka değildir. Bu imkan, medeniyetleri de meydana getiren temel iksirdir. O iksir olmayınca medeniyet ortaya çıkmıyor. Mesela Yunan medeniyeti denilince akla gelen dönem milattan önce 3. ve 4. yüzyıllardır. Platon'u, Sokrat'ı, Aristo'yu, Eflatun'u çıkardığımızda Yunan'ın elinde ne kalıyordur? Aynı şeyi elbette ki İslam medeniyeti için de söyleyebiliriz. İbn Rüşd'ü, Farabi'yi, Kindi'yi, Gazali'yi çıkarttığımızda medeniyet olarak hangi isimlerle övünebiliriz? Aynı şeyi Batı medeniyeti ve diğer medeniyetler içinde konuşmak elbette mümkün. Demek ki imkan olmadan gelişme olmuyor, imkan olmadan medeniyet ortaya çıkmıyor. Anlıyoruz ki medeniyete ve insanlığa katkı yapmanın yolu insan kapasitesinin azami seviyede kullanılmasına bağlıdır. Bunun için de ona imkan verilmelidir. İmkan öncelikle özgürlüktür. İmkan öncelikle özerkliktir. İmkan öncelikle maddi katkıda bulunmak ve üniversitelerimizin maddi ihtiyaçlarını karşılamaktır. Kuşkusuz ki insan için en büyük imkan onun özgürlüğüdür dedik. Çünkü özgürlük insani kimliğimizi oluşturan en temel yapısal unsurumuzdur. O unsur olmadan insanın tanımı bile yapılamaz. Özgürlük yoksa ilerlemek, gelişmek, verimlilik gibi kelime ve kavramlardan da bahsedemeyiz. Bu nedenle tarih boyunca büyük inkişafların ekseriyeti itibariyle özgür toplumlarda ortaya çıkmış olması elbette ki bir tesadüf değildir. Bu imkan ise başka imkanları doğuracaktır. Bugün insanlığın hayatını kolaylaştıran her imkan işte o büyük imkanın sonuçlarıdır. Öyleyse gelin biz de üniversitelerimizin her türlü imkan alanlarını genişletelim. Bu teklifimizin esasında böyle bir amacı vardır. Üniversitelerimize imkan verelim, mevcut imkanlarını genişletelim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet dönemi itibariyle kendimize baktığımızda 1863 yılında kurulmuş olan Darülfünun adında bir Osmanlı Bakiyesi üniversitemiz vardı. 1933 üniversite reformuyla bu üniversitemiz kapatıldı, yerine İstanbul Üniversitesi kuruldu. 1982'ye geldiğimizde 19 üniversitemiz vardı. 2006'ya geldiğimizde üniversite sayımız olabildiğince arzu ettiğimiz seviyeye çıkmadığı için ancak 51 ile kalmıştır. Bugün ise 207 üniversitemiz var. Buraya çıkan hatiplerin bazıları bu kadar üniversite kurduğumuzda ne oldu şeklinde itirazlarda bulunuyorlar. Arkadaşlar, üniversite sayımız fazla değildir. Hindistan'ın üniversite sayısı 8000 ile başlar. Amerika'nın 5000 ile başlar. Arjantin'in, Endonezya'nın binlerdedir bu sayı. Yanı başımızda bizim kadar nüfusa sahip İran'da 350'yi aşkın üniversite vardır. Kalite, nicelik, ardından da nitelik gelir değerli vekilim. Hiçbir yerde siz akşam kurduğunuz üniversitede sabah kalite bekleyemezsiniz. O yüzden sabredeceğiz, imkanlarımızı genişleteceğiz. Üniversitelerimizin sayısını elbette ki bir plan program dahilinde artıracağız. Ama aynı oranda onun niteliğini ve kalitesini de derinleştirmek için, geliştirmek için elimizden gelen çabayı hep birlikte sarf edeceğiz. Gönlüm arzu eder ki
bu yüce meclisimiz, bu toplumun ihtiyaç duyduğu sivil bir anayasayı yapmak, ama aynı gönlüm yine arzu ediyor ki aynı meclis aynı iradeyle yeniden bir yeni YÖK'e layık yeni bir YÖK yasası yapsaydı. Bu teklifimiz Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar nedeniyle belki aceleye getirilmiş olabilir. Ama üniversitelerimiz için daha yapılması devam edelim. Saygıyla selamlıyorum.